Bir röportaj var sırada. Funda Görey şimdi eski Genelkurmay Başkanı Necdet Özel'le konuşacak. ...2011-2015 yılları arasında Genelkurmay Başkanlığı yapan emekli Orgeneral Necdet Özel'le 15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişimini ve etkilerini hem Türk Silahlı Kuvvetleri hem de Türkiye üzerindeki etkilerini konuşacağız. Efendim hoş geldiniz NTV yayınına. Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. O geceyle başlayalım isterseniz. 15 Temmuz gecesi haberi nasıl aldınız ve ilk tepkiniz, ilk düşünceniz ne oldu? Efendim öncelikle yüce milletimi, yüce halkımı saygıyla selamlıyorum. Kendilerine geçmiş olsun diyorum. Ve bildiğiniz gibi Türkiye'de silahlı kuvvetlerimiz, Türk ordusu hukukun üstünlüğüne, anayasanın temel niteliklerine, evrensel olan ilkelere, insan haklarına her zaman saygı duymuş ve evlatları bu milletin bağrından çıkmış evlatlar olarak milli ordu vasfını koruyan ve yine halkımız tarafından bize yakıştırılan peygamber ocağı olarak vasıflandırılan çok önemli bir kurumdur. Bunu yüce halkımla bir kere daha paylaşmak istiyorum. Bu düşünceleri bugün emekli olmuş eski bir komutan olarak da aynen muhafaza ediyorum. Bu 15 Temmuz gecesi olan kalkışma hareketi hakikaten son derece üzücü, vahim sonuçlar doğuran, ülkemize, milletimize acı çektiren çok önemli bir olaydır. Ancak burada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kurumsal kimliğiyle yapılmış veya onun değerli komutan kademesi tarafından yapılmış bir hareket olmadığı da artık çok net olarak bugün anlaşılmıştır. Bu tabii işin sevindirici tarafıdır. Ben birçok açıdan yaşandı. Şehitler verildi. Öncelikle bu verilen şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine sabırlar diliyorum. Taziyetlerimi bildiriyorum. Yaralı arkadaşlarımız var. Tabii darbecileri kastetmiyorum. Bu darbeye karşı mücadele eden yaralılarımıza da acı şifalar diliyorum. Tesellim şu. Sonuçta bugün geldiğimiz noktada bu kalkışmanın çok kısa zamanda bastırılmış olması, ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temel varlığının, kurumsal yapısının, resmi yapısının halen devam ediyor olmasıdır. Bu çok önemli bir olay. Bunu ben şahsen belki de kendimi teselli etmek için bugün şu saatte size ifade etmek istiyorum. Diğer bir konu, halkımızın gösterdiği inanılmaz bir destek. Onun için de yüce milletime teşekkür ederim. Sayın Cumhurbaşkanı'nın gösterdiği cesarete, gösterdiği liderlik vasfına teşekkür ediyorum. Sayın Başbakan'a ve hükümet üyelerine teşekkür ediyorum. Medyaya teşekkür ediyorum. Bugün medyanın bütün kanalları tek vücut olarak bu konunun üzerine eğilmişler ve yayınlar yapmak suretiyle bu iğrenç olayı kınıyorlar. Ki doğrusu da budur. Bugün birçok kişi aynı şeyi söylüyor ama hakikaten bu konuda bir birlik günüdür. Bu birliği medyamızda da gördük. Efendim, daha sonra bazı siyasi parti başkanlarının yayınladığı mesajlarda da gördük. Bunlar sevindirici hususlar. Onun için ben Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere işte hükümet yetkilileri, medya ve yüce milletime teşekkür ediyorum ve kendilerini kutluyorum. Ayrıca bir teşekkürü de tabii bu işi de bastırmak için gayret eden Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerçek komutanlarını ve kahramanlarını da kutlamak istiyorum. Bugün belki onlar tam olarak bilinmiyor. Her zaman olduğu gibi Türk Silahlı Kuvvetleri personeli birçok konuda öne çıkmayı, kendini göstermeyi istemez. Geri planda kalmayı tercih eder. Bu arkadaşlarımı ben biliyorum. Dolayısıyla o arkadaşlarımı da bu yayın vasıtasıyla da tebrik ediyorum, kutluyorum. Gözlerinden öpüyorum onları da.
Vahim sonuçlar doğurabilecek iğrenç bir olay sözleriyle aslında bu darbe girişimine karşı tepkinizi ortaya koydunuz. 15 Temmuz gecesinde de kışlaya dönüş şeklinde çağrılar geldi zaten. O geceye yeniden dönersek ilk duyduğunuz an, ilk tepkiniz ve düşünceleriniz. Efendim ben emekli olduktan sonra Ankara'da kendi özel bir evimde yaşamımı sürdürüyordum. O gün o gecede televizyonda bir başka kanal seyrediyordum. Fakat İstanbul'dan bir akrabamın eşimi arayarak İstanbul'da köprülerin askerler tarafından kapatıldığı haberini eşim bana gelip söylediği zaman o zaman televizyonda efendim kanallara dolaşmaya başladım. Ve o zaman Boğaz'ın o görüntüsünü o zaman gördüm. Tabii bu o anda bunu bir ihbar üzerine bir arama faaliyeti olduğunu düşündüm. Bir ihbar üzerine kesilmiştir, arayacaklar diye düşündüm. Aradan bir müddet zaman geçti. Bu sefer yine bir efendim parlamenter efendim beni arayarak böyle böyle Ankara'da jetlerin alçaklar uçtuğunu söyledi. Benim oturduğum Gölbaşı semtinden bunları duymam mümkün değildi. Duymadım. Bunun üzerine daha sonra bir hükümet yetkilisi beni aradı ve o hükümet yetkilisiyle görüştüm. Ondan sonra bilgi almak için komutanları aradım. Sayın Genelkurmay Başkanım'dan başlamak üzere. Hükümet yetkilisi size ne oluyor şeklinde? Evet, diyor, şöyle şöyle şeyler oluyor. Ne yapacağız komutanım, ne yapmalıyız şeklinde bulundu. Ben de şu anda bilgi sahibi değilim şeklinde ifade ettim. Ama yani yapılacak şey eğer böyle bir kriz varsa mutlaka bir kriz masası oluşturulmalı. Ve bu kriz masasında bu tedbirler görüşülmeli hemen şeklinde cevap verdim. Ondan sonra tabii işin detayını öğrenmek için komutanlarla irtibat kurmaya çalıştım. Maalesef Genelkurmay Başkanı, 2. Başkan, efendim, Kara Kuvvetleri Komutanı Genel ve Jandarma Genel Komutanı ile irtibat kuramadım. Hava Kuvvetleri Komutanımızla kurdum. Hava Kuvvetleri Komutanımızın da Ankara dışında olduğunu öğrendim. Fakat fazla görüşemedim kendisiyle. İstanbul'da bir düğündeydi. Onu sonra öğrendim. Bir gün sonra öğrendim. Onu. Çok kısa bir konuşma yaptım. Kendisiyle ne oluyor, nedir devrisinden. O da ben bir şeyler oluyor ama daha işte biz de tedbir almaya çalışıyoruz şeklinde cevap verdi. Ondan sonra Deniz Kuvvetleri Komutanı'nı buldum. O da Ankara dışında bir yerdedir. Yerini de sormadım. Güvenli bir yerdeyim dedi. Ben de. Fakat işte şöyle şöyle dedi. İşte donanma komutanımızı da dedi, rehin aldılar falan dedi kendisi. Baktım bulduğum iyice artık vahim bir tablo içerisinde. Tabii o sıralarda tabii efendim atışlar yapılıyor, torbalar atılıyor vesaire falan durumlar var. Bunun üzerine Ankara'ya döndüm. Ama Ankara'da efendim dediğim gibi komutanlara hiçbirine rastlayamadım. İrtibat kuramadım. İstanbul'da ordu komutanı arkadaşımı aradım. Onunla devamlı sabaha kadar görüştüm benim. Dolayısıyla ona bazı şeyler söyledim. Yani bazı şeyler yapması gerektiğini söyledim. Birinci ordu komutanı. Evet, Ümit Paşa'ya söyledim. Ve devamlı surette Ümit'le bir iletişim içerisinde oldum. Ve tabii bu aldığımız bilgileri, yaptığımız bilgileri de yine bir hükümetimizin değerli bir bakan arkadaşıyla sabaha kadar hep paylaştım. Şunu belki hatırlatmakta fayda var bu noktada. Birinci Ordu Komutanı Sayın Cumhurbaşkanı'nı arayarak zaten Ankara'yı tam bilemiyorum. İstanbul'a gelirseniz daha güvenli olabilir. O konuyu ben Ümit Paşa'dan duymadım, almadım o konuyu. O konuyu da başından öğrendim daha sonra bu konuyu. Tabii isabet etti, bir hareket etmiş yani o anda. Eğer bu gerçekse kendisini de kutlamak lazım böyle bir şeyinden dolayı. Ondan sonra tabii Ankara'ya döndüm. Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanı'nı aradım. Özel Kuvvetler Komutanımız da bir düğünden efendim çıktığını
eve gittiğini, fakat birlikte irtibatının kesildiğini, birliğine gitmek için araç istediğini, araç geldiğini, bir kobra aracıyla birliğine giderken ateş yediğini spor okulunun orada ve hatta şoförünü yaralandığını bana söyledi. Fakat birliğine ulaşamadığını söyledi. Ondan sonra benim eski koruma müdürüm var, bir özel kuvvetlerde görevli bir albay arkadaşımı aradım. Onunla görüşme yaptım. Ve o bazı arkadaşları toplayarak, efendim, ki benim yanımda şu anda görevli iki tane özel kuvvetlerde görevli asubay arkadaşımı da ona vermek suretiyle özel kuvvetlerdeki o muhasarayı ortadan kaldırmak için oraya gittiler. Ve onlar sabaha kadar özel kuvvetleri ele geçiren bu hainlerle çarpıştılar. Birkaç şehidimiz oldu orada maalesef. Yaralanan arkadaşımız oldu orada. Ve sonunda özel kuvvetlere hakim oldular. Ondan sonra orayı temizlenme durumuna geçtiler. Efendim, bu tarafa geldiğim zaman tabii ben hala o saatlerde, sabah saatlerinde rehinelerin Genelkurmay Başkanlığı'nda sığınakta tutulduğunu duymuştum. O zaman arkadaşlarım bazılarına dedim ki bir araya gelin. Jandarmada bir arkadaş vardı. Efendim, Ankara Merkez Komutanı vardı. Efendim, Ankara'da bir korgeneral arkadaşım vardı. Bir araya gelin de hani bir güç oluşturun. Yani öncelikle o zaman Genelkurmay Karargahı'ndaki bu komutan arkadaşları, bu rehineleri kurtaralım, bir plan yapın. Yani hayati şey bu. İkinci bir şey de Ankara'da sağa sola bomba atan efendim hava araçlarının efendim durdurulması, susturulması konusu vardı. Onu yapmak için de tabii girişimlerde bulunduk efendim. Fakat tabii burada ulaşamadık, hiçbir hava üssüne, hava meydanlarına ulaşamadık. Dolayısıyla bu böyle tabii sabaha kadar bu şekilde devam etti. Dolayısıyla benim o gün efendim böyle bir bu işe müdahil olmam gerekti. Öyle hissettim. Efendim dolayısıyla bunu da bir söylediğim arkadaşlarım şahittir, biliyorlar benim o saatte neler yaptığımı. Ondan sonra tabii bir arzu üzerine efendim NTV'ye kanalımızla kısa bir açıklama yapmam istenince ben o açıklamayı yaptım. Ve tabii bunlar bugün atlatılmış olmanın tabii şeyini yaşıyoruz. Bu bizim üzüntümüzü bir nebze olsa azaltıyor ama ben şunu ifade ediyorum. Silahlı kuvvetlere 46 yıl hizmet etmiş bir kişi olarak 2008 yılında başlayan ve silahlı kuvvetlerimiz üzerinde çok önemli travma yaratan büyük bir olayı atlattıktan sonra tekrar böyle bir olayla karşılaşmak beni son derece üzmüştür. Hatta şaşırmıştım. Her isimleri gördükçe bir şey alt yazılarda işte şu gözaltına alındı, bu tutuklandı vesaire deyince şaşkınlığım gitgide artma noktasına ulaşmıştır. Ama ben bir kanala daha ifade ettiğimi halkımdan özür dileyerek söylüyorum. Ben eğer varsa bu arkadaşlarımı hakkımı helal etmiyorum. Bir kişinin komutanına bu şekilde, silahlı kuvvetlerdeki bir komutanına bu şekilde muamele yapıp yere bitirip başına tabanca dayaması, gözlerini bağlaması, bilmem ellerini bağlaması konusunu kesinlikle kabul etmem. Ama şimdi tabii iş adalete intikal etmiştir. Her zaman inandığım hukukun üstünlüğüne yine inanıyorum. Yine ben hukuk adalete inanıyorum. Mutlaka ve mutlaka bunun aktörleri, senaristleri kimlerdir? Arkasında kim vardır? Sayın Cumhurbaşkanımın bulduğu bir ifade var, üst akıl. Bu üst akıl kim veya kimlerden kurulu? Bu nasıl bir oluşum bu şekilde geldi de bu birleşerek bu işi yaptı? Bunların tabii ortaya çıkarılması çok önemli. Herkesin sorduğu soru bu zaten efendim. Şu anda eğer rakam değişmediyse 103 general ve amiral gözaltında. Elbette gözaltı işlemlerinin ardından sorgular ve dava süreci olacak ama 358 general ve amiral olduğunu düşündüğümüzde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne 1/3 gibi bir rakama geliyor. Çok ciddi bir rakam.
Nasıl oluyor da bu komuta kademesinin üçte biri böyle bir darbe girişiminin içinde oluyor ve şu anki suçlama itibariyle söylüyorum Fethullahçı terör örgütünün üyesi haline geliyor. 4 yıl Genelkurmay Başkanlığı yapmış bir isim olarak size bunu sormak isterim. Evet, yani haklısınız, yani bu soruyu sormakta haklısınız. Şimdi biz tabii 2011'de göreve geldiğimiz zaman da bizim önümüzde böyle bir tablo vardı. Yine önemli bir travma. Birçok komutan efendim görevden alınmış, tutuklanmış efendim. Dolayısıyla o boşlukları biz ancak 3-4 senede kapatabildik. Tabii bütün bu bilgiler, bunlar ele geçen bütün bilgiler değerlendirilerek istihbarata dönüştürülüyor. Ve bu istihbarat bilgileri de tabii hukukçularımıza danışıyoruz. Yani şu elimizdeki bilgiye ne işlem yaparız, sizin hukuk mütalaanız nedir bu konuda diyoruz. Dolayısıyla onlar bize hukuki mütalaalarını söylüyorlar. Ve biz de tabii bu doğrultuda yapıyoruz. Mesela bu konuda silahlı kuvvetlerin arşivlerine bakarsanız, ben bunu zaten görevim esnasında devlet büyüklerimizle paylaştım. Bu konuda bu terör örgütünü, FETÖ dediğimiz terör örgütünün daha 80'li yıllardan beri yani silahlı kuvvetleri içine sızmaya çalıştığı, sızdığı, fakat bu şekilde bir boyutunu tabii olayı görünce daha büyük anlıyoruz, daha iyi anlıyoruz. Ve bu konuda Yüksek Askeri Şura kararıyla ihraç ettiğimiz kişiler de var. Burada. Yani, dolayısıyla birçok kişi idari yollarla da silahlı kuvvetlerle ilişkiyi kestik bunların. Ama son zamanlardaki bu tablo hiç kimsenin beklemediği bir tablo. Kendilerini çok iyi sakladıklarını mı düşünüyorsunuz? Efendim zaten öyle olmasa gördüğünüz gibi komutanların en yakınında çalışan kişiler, yıllarca çalışan kişiler, bu işleri yapanlar, komutanlara bu işkenceyi yapanlar. Yani bu hakikaten önemli bir konu. Yani demek ki ya gizlenmiş, ama dediğim gibi bunun altında yatan sebepler ne? Kimler tarafından yönetildi? Bu olay kimler tarafından düzenlendi? Ve bu kadar kişi bu işe nasıl girdi? Çünkü ben mesela o gün yine bir arayışlarım esnasında bir ordunun ordu komutanlığı da görüşemeyince kurmay başkanını buldum. Kurmay başkanını da diyor ki efendim kara kuvvetlerinden ben mesaj aldım diyor. Şöyle 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 yapacağım diyor. Sükunetimi ilan edeceğiz diyor. Ben arkadaşa dedim ki bunlar korsan yayınlar. Sakın bu mesajlara inanma. Ordu komutanının, efendim ordu komutanı aynı talimatı veriyor bana. Ben efendim kara kuvvetlerin emrini yapmak istiyorum. Ya sen ordu komutanına bağlısın. Ordu komutanı sana yapma diyorsa sen o mesajı yırtıp atacaksın kardeşim. Sonra duyuyorum ki o kişi tutuklandı. Yani benim telefon görüşmem zaten kesildi onunla. Bir gürültüler oldu. Kapandı telefon. Ondan sonra ben ordu komutanı beni aradı. Ordu komutanı durumu anlattı bana. Yani bakar mısınız? Yani çünkü bir de merkezden devamlı korsan mesajlar gittiğini o gece şahit oldum. Daha sonraki gün öğrendim ki efendim şikayetim komutanları ilan edilmiş. Atamalı listeler hazırlanmış. Atamalar yapılmış. Yani bazı askerler ya da komutanlar bu merkezden giden korsan mesajlar çerçevesinde harekete geçmiş olabilir. Yani olabilir diye düşünüyorum. Yani bir yani iyimser olmak istiyorum. Yani çünkü bu kadar arkadaşın yani böyle bir çılgınlığa, böyle bir ihanete girebileceğini düşünemiyorum ama. Yani acaba bunlar merkezden gelen şeyler hakikaten Ankara'da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesi Genelkurmay Başkanı mı bu işin içerisinde darbe yaptı ki bu mesajlar geliyor? Şeyine de kapılmış olabilirler diye iyi niyetli düşünmek istiyorum. Ama bilemiyorum. Şu anda ben tabii kimseyle görüşmüş değilim. Efendim şu anda tabii darbecilerin hiçbir ifadesini okumuş değilim.
Bunlar sadece sizin gibi, değerli vatandaşlarımız gibi bir vatandaş olarak düşüncelerim, tahminlerim. Hiç kimseyle görüştünüz mü o 15 Temmuz'dan sonra komuta kademesinden? Efendim sadece efendim serbest bırakıldıktan sonra komutan arkadaşlarıma geçmiş olsun dedim. O da telefonla. Kendileriyle henüz yüz yüze görüşmedim. Şimdi gözaltına alınan isimlerden bir tanesi de eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk ve hani darbe girişiminin de planlayıcısı olmakla suçlanıyor. Ne dersiniz çalıştığınızda bir isim? Sadece şaşırıyorum. Sadece şaşırıyorum. Başka bir şey diyemem çünkü bizimle çalıştığı zaman içerisinde en ufak ne ben ne bugünkü komuta kademesindeki arkadaşlar. Hiçbiri bizde en ufak bir şüphe yaratmadı. Yani dolayısıyla şüphe yaratsa biz zaten o kişiyi efendim Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teklif de etmeyiz. Veya böyle bir şeyin altına da sorumluluğunu da yüklenmeyiz. Yani bütün arkadaşlarım kanaatıyla biz kendisini efendim Hava Kuvvetleri Komutanı yaptık. Ama Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndayken böyle bir şeysi varsa şimdi onu düşünüyorum. Yani sadece akıllı olarak yani beyinsel olarak düşünüyorum. Yani böyle bir niyeti varsa Hava Kuvvetleri Komutanı iken niye bunu yapmadı? Bunu da bilemiyorum. Sizce? Yani Hava Kuvvetleri Komutanı iken bütün hava gücü elindeydi. Yani komutanıydı. Bunlar işte yani bence cevap bulması gereken sorular. Ama Akın Paşa'dan biz hiçbir zaman devlet aleyhine yasa dışı bir hareket beklemedik. 2 sene boyunca efendim Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakan da bilirler. Bütün görevlerini en üst seviyede yapmış bir arkadaşımız. Yani şüphemiz olsa yani böyle bir yasa dışı bir hareketin öncüsü veya programcısı, planlayıcısı olduğunu bilsek zaten onu biz tutmayız yanımızda. Böyle bir şey olabilir mi? Üstelik gözaltına alınmadan önce de Hava Kuvvetleri Komutanı ile birlikte olduğu şeklinde de bilgiler var. Efendim yani onu da o şekilde öğrendim. Öğrendim. Yani Akıncılar da komutan arkadaşları oraya götürmüşler rehineleri. Orada Akın da oradaymış efendim. Orada beraberlermiş falan. Onu da tabii arkadaşlardan sonra öğrendim. Yani bunlar hepsi tabii şu anda flu olan işte şeyler bunlar. Çünkü bu kişilerin yaşayanlarına esas bu işleri sormak lazım. Onun için benim sadece bildiklerim o gün işte size baştan beri gece saat 22-23'ten itibaren sabaha kadar ve bugüne kadar şey yaptıklarım, anlattıklarım bunlar. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin büyük bir kurum, elbette milli bir ordu ve bugüne kadar da birçok benzer travmalar geçirdiğini tabii söylediniz ki en yakında zaten sizin Genelkurmay Başkanlığınız döneminde Balyoz ve Ergenekon süreçleri var. 1000'den fazla personel hakkında işlem yapıldı ki bunların rütbe almaları ve askeri hayatlarını da etkileyecek adımlar oldu ondan sonra. Şimdi Balyoz ve Ergenekon'un geldiği süreç malum. Bu travmayı nasıl atlatır, Türk Silahlı Kuvvetleri nasıl etkilenir? Hem şunu soruyorum yani kurumsal kimlik olarak soruyorum hem de işlem yapılan personelin yerinin doldurulabilmesi açısından soruyorum. Şimdi efendim dediğiniz gibi işte Balyoz olayından sonra zaten bunu biz yaşadık. Tabii şimdi travma biraz daha belki çap olarak büyük. Benim gördüğüm kadarıyla büyük. Ancak silahlı kuvvetlerin komutanları, şu anda komutan arkadaşlarıma güveniyorum. Onlar çünkü beraber de çalıştık, o süreçleri yaşadık. Aynı soğukkanlılıkla, aynı anlayışla efendim bu şeyi kısa zamanda atlatacaklarını düşünüyorum. Yani onlara güveniyorum. Tabii biraz zaman alacak. Biraz zaman alacak. Yani bir yaraların kapanması böyle çok kolay olmuyor. Yani biraz zaman alacak ama bunu başarırlar benim arkadaşlarım. Bunu başaracaklar. Yerinde kalanlar var. Onlar bu işi büyük ölçüde başaracaklar. Ben öyle inanıyorum. Yüksek Askeri Şura toplantısı var örneğin Ağustos ayında önümüzde. Efendim onlar zaten silahlı kuvvetlerin geleneksel bir sistemi o. Yani Genelkurmay Başkanlarına bağlı bir sistem değil o. Yüksek Askeri Şura çalışma sistemi.
daha bizim büyüklerimizden itibaren gelmiş, yasası belli olan bir sistemin içinde. Yani Yüksek Askeri Şura hazırlıkları 8 ay 9 ay sürüyor. Bütün bir yıla yayılıyor. Birçok kişinin, birçok generalin anketleri, görüşleri alınıyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Şu anda ismi geçen, darbeci olarak ismi geçenler hakkında hiçbirinin Yüksek Askeri Şura'ya gelindiğimiz zaman çalışmalarda en ufak bir menfisi yok. Ve bunların hazırladığı anketler, yani Genelkurmay Başkanı olarak ben şahsım adına konuşayım. 5 sene girdim Yüksek Askeri Şura'ya ve 5 senede yani komutan olarak girdim. Ama 2007'den sonra, terfi ettikten sonra da girdim tabii. Ama komutan olarak 5 şuraya da bulundum. Ama bu şurada önüme getirilen ve bütün arkadaşların ortak aklıyla hareket ettik. Yani arkadaşlarımı tek tek sorarak onların tercihlerine göre biz şuraya getirdik ve şurada tartıştık. O zaman şuranın başkanlığı olan sayın başbakanlar bilirler. Ve orada şuranın kendi gelenekleri çerçevesinde her kişi ne yapılıyor? Ortaya koyuyor safahatı ve onunla ilgili komutanın kanaatini o konuşuyor efendim. Ondan sonra oylama yapılıyor. Ve bunlar tutanaklara geçiyor. Ve sonunda da biliyorsunuz listeler bütün Yüksek Askeri Şura Başbakanı dahil imzalanıp Cumhurbaşkanı onayından geçip de yürürlüğe giriyor. Bu böyle bir titiz çalışma var ortada. Şimdi, ve dolayısıyla yani bu şahısların zaten o gün en ufak bir bilgileri olsa orada zaten görüşülmez bile bunlar. O bakımdan yani bizim zaten benim de en çok hayret ettiğim nokta bu. Yani, çok iyi kendilerini sakladıkları mı yoksa hepsi bu yapılanmanın içinde değil gibi mi? Öyle gözüküyor. Yani çok iyi sakladıklarını söyleyebiliriz bu durumda. Geldiğimiz noktada böyle. Yani saklamasa zaten ihraç ederiz. Ordu içinde kendini çok iyi sakladılar kısmı evet altı çizilecek noktalardan biri açıklamalarınızda ama şunu da merak ediyorum bu 15 Temmuz girişimi öncesinde başka kurumlar da var elbette emniyet var, Milli İstihbarat Teşkilatı var, bir istihbarat zafiyeti sizce var mı haber alınamamasına dair? Şimdi efendim bu çok konuşuluyor, bu IŞİD'le mücadelede de DAEŞ'le mücadelede, PKK ile mücadelede, örgütlerle mücadelede falan hep bu konuşuluyor. Türkiye'de bir şey olduğu zaman hemen diyorlar ki efendim istihbarası. İstihbarat zafiyeti. Şimdi istihbarat nasıl elde edilir? Bu önemli bir konu. Haberler nereden gelir? Bu şeylere, mercilere. Bu mercilerde bunlar nasıl kıymetlendirilir? Nasıl değerlendirilir? Bu haberler nasıl istihbarata dönüşür? Bunlar önemli yani. Dolayısıyla her geldiği şeyde istihbarat zafiyeti deniyor. Niye haberler yok? Niye bilmem neler yok falan. Öyle söyleniyor. Şimdi öyle bir şey ki yani kurumlara bilgilerin gelmesi lazım. İki, yasalarımıza göre dinleme yapacaksınız. Yasa gereğince, kanun gereğince dinleme yaparsınız. Mesela. İnsan istihbaratına dayandırıyorsunuz veya elektronik istihbarata dayandırıyorsunuz. Bu bilgiler geliyor. Yani benim görev yaptığım zaman da benim gerek Milli İstihbarat Teşkilatı gerek Emniyet Genel Müdürlüğü ile hiçbir problemimiz bizim olmadı. Çok yakın işbirliği ve koordinasyon içinde çalıştık. Hiçbirimiz birbirimizden de bilgi saklamadık. Hatta müşterek bir istihbarat koordinasyon merkezi kurma teklifini de ben yaptım. Ve kuruldu. Ve bunun da koordinasyonu Milli İstihbarat Teşkilatımız üstlendi. Yani dolayısıyla gelen bilgiler önemli. Bu bilgilerin tabii kıymetlendirilmesi, değerlendirilmesi ve istihbarata dönüşmesi ve ilgili kurumlara gitmesi. İlgili kurumlardan bize geliyor ama gelen bilgiler hukuki bir nitelik taşıyor mu, taşımıyor mu? Önemli olan konu bu. Bu sefer o gelen bilgileri biz tabii hukukçularımıza danışıyoruz. Biraz önce anlattım. Yani de hukuken de tabii bir talasını alıyoruz. Diyoruz ki efendim bunu ne şekilde işlem yaparız? Ya idari işlem yapıyoruz ya adli işlem yapıyoruz. Şimdi idari işlemi kim yapacak? Önce mesela kuvvetlerin personeli olduğu için kuvvet komutanlıkları yapacak. Yani göreve geldiğim zaman ilk yaptığım şey disiplin kanununu değiştirmek oldu. Yeni bir disiplin kanunu çıkardık.
ve yüksek disiplin kurulları kurduk. Bu yüksek disiplin kurullarında konular incelenecek, onlar karar verecekler. Onay için genelkurmaya yollayacaklar. Ve biz de bunları onaylayacağız. Ondan sonra da bunlara işlem yapacağız. İdari konu böyle yürüyor. Süreç böyle yürüyor ama bu girişimle ilgili önceden istihbarat nasıl alınamadı? Yani anlık istihbarat nasıl alınamadı sizce? Onu bilmiyorum. Yani şimdi bu tabii benim 8-9 aylık bir şeyim var. Son zamanlardaki tabii çalışmaları bilmiyorum ama benim dönemimden farklı bir durum olduğunu da düşünmüyorum. Kısa bir zaman içerisinde düşünmüyorum ama yani belli ki tabii bir bilgi alınamamış. Sorun olmuş. Bu, onu gösteriyoruz. Yani bugün geldiğimiz noktaya baktığımız zaman ama bunu siz efendim bana cuma akşamı sorsaydınız daha fluydu durup bilemiyordum ama 2 gün 3 gün geçti aradan. Bugün rahatlıkla bunu söyleyebiliyoruz efendim. Niye haberleri olmadı? Niye bilgi sahibi olmadılar? Konusu var. Onu ben bilmiyorum. Yani onu tabii efendim ilgili arkadaşlarımızın bunu açıklaması lazım. Söylemesi lazım. Yani oldu mu? Olduysa bu bilgi nasıl, ne şekilde, kime intikal edildi? Ve alan bilgiyi alan nasıl bir işlem yaptı bu olaya? Bunları tabii ben şu anda bilemiyorum. Efendim kısa süre öncesine kadar terörle mücadele operasyonlarında polisle askerin bir arada omuz omuza mücadele ettiğini ve şehirlerdeki birçok terör yapılanmasının hendekleri, barikatları, çukurları ortadan kaldıklarını gördük. Uzun bir süre önce değil, birkaç ay öncesine kadar bunları birlikte yaşadık. Ama şimdi geldiğimiz noktada darbeci askerlerle karşı karşıya gelen bir polis görüntüsü var. Her iki tarafta da yaratacağı etkiyi nasıl değerlendirirsiniz? Bu Türk Silahlı Kuvvetleri ile emniyet işbirliğini yürütür. Bu darbeci askerlere yönelik bir şeydir demek kolay olacak mı? Şimdi efendim tabii benim televizyonlardan işlediğim veya internetten takip edebildiğim manzaralar çok düşündürücü bir defa. Yani gördüklerim manzaralar, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin o vaziyeti inanın benim yüreğimi yaktı. Yani biz çok şükür Cumhuriyet döneminde bir istila görmedik. Yani bir düşman çok şükür topraklarımıza ayak basmadı. O manzarayı herhalde hepiniz bizim gibi herhalde endişeyle ve üzüntüyle izlediniz. Erlere yönelik tepkiyi mi diyorsunuz yoksa gözaltı mı? Yok hepsi için yani. Hepsi için. Hepsi için. Çünkü biz bir yerde insan haklarından bahsediyoruz. Evrensel haklardan bahsediyoruz. Artık büyük Türkiye olma yolundayız. Dolayısıyla o görüntülerin, o şeylerin ülkemizde yaşanmamasını beklerdik. Ve görmek istemezdim açıkçası. O manzaraları görmek istemezdim. Çok üzüldüm bana. Bir defa olmamalıydı. Terörle mücadeleyle ilgili endişe duyanlara ne dersiniz bu yaşanan gelişmelerden sonra? Terörle mücadelede çok iyi bir noktaya geldik. Takip ettim bu emeklilik sürem içerisinde. Yani arkadaşları da kutluyorum. Canla başla hizmet ettiler, çalıştılar. İşin tuhaf tarafı, şimdi PKK'ya ve IŞİD'le mücadele eden arkadaşlar tutuklanan arkadaşlar. Maalesef. Bakıyorum, orada PKK'yla mücadele edip bu darbe girişiminden önce efendim kahramanlıkları ifade edilen arkadaşlar bugün bu devlete karşı silah çeken kişiler. Yani bu da çok bana ilginç geliyor. Yapılan mücadeleye ilişkin de soru işareti yaratıyor mu kafanızda bu? Nasıl efendim? Ben anlayamadım. Yani eğer bunlar belli bir Fethullahçı örgütün ya da bir paralel yapının mensuplarısa ve terörle mücadele de mücadele farklı o farklı ha. Yani o ayrı bir şey. Yani terörle mücadelede Türk Silahlı Kuvvetleri hiçbir zaman şey göstermemiştir. Zafiyet hayır. Zafiyet göstermemiştir. Yani hükümetlerinden, yasalardan ne görev almışsa onu harfiye yerine getirmiştir. Yani o ayrı bir konu. Ondaki başarıyı kimse şey yapamaz. Gölgeleyemez. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri o konuda dünya orduları, yani en büyük ordusunun komutanları bize başarımızla övünüyorlar. Bizim başarımızı tebrik ediyorlar. Türk Silahlı Kuvvetleri terörle mücadelede son derece başarılı bir kurumdur.
Her dönemde. Peki bundan sonra sizce ne yapılması gerekiyor? Hem toplumsal olarak hem Türk Silahlı Kuvvetleri açısından hem de siyasal olarak ne dersiniz? Hükümetimiz iş başında. Tabii mutlaka ilgili tedbirleri alacaklar. Hem tabanca silahlı kuvvetlerdeki kendi şu anda komuta kademesindeki arkadaşlarıma bir şey söyleyebilirim. En kısa zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri derleyip toplasınlar. 2011'de yaptığımız gibi. Dolayısıyla bu yarayı bir an önce sarmak için el birliğiyle kalanlarla diyelim. Süratle onarsınlar, yapsınlar. Önce silahlı kuvvetlerin bir şey yapması lazım. Çünkü bildiğim bir bölge sıcak hala. Hala sıcak yani. Güneyimizdeki olaylar durmadı. İçerideki şeyler, örgütlerin faaliyetleri durmadı. Yani bu silahlı kuvvetlerin bir an önce bu mücadeleyi yapabilecek güce tekrar kavuşması lazım. Yani de en üstten aşağı kademelere kadar süratle bunu şey yapmaları lazım, onarmaları lazım, bu yarayı kapatmaları lazım. Peki, çok teşekkürler efendim. Hem ben, bilgiler ben hem yorumlar efendim. İçin. Sağ olun. Yine yüce milletime sorumluluk almış zamanında 46 sene bu silahlı kuvvetlere hizmet etmiş efendim, bütün şeyimle asli görevime her zaman dönük olarak çalışmış efendim, her zaman yasalardan güç alarak yasaların emirlerini uygulamış eski bir komutan olarak bugün şunu ifade edeyim ki bu olay Türk Silahlı Kuvvetleri'nin demokrasiye, hukuk devletine, anayasal ilkelere, evrensel haklara saygılı duyan insanların hareketi değil. Bir grup kandırılmış şu veya bu şekilde kişilerin yaptığı bir harekettir. Silahlı kuvvetlerimizi zafiyete uğratacak. Silahlı kuvvetlerin kurumsal yapısını zafiyete uğratacak. Efendim, söylemlerden, davranışlardan kaçınılmasını yüce milletimden ve medyanın değerli mensuplarından istiyorum. Bu çok önemli bir konu. Bu ülkenin bekası için önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Efendim, dolayısıyla yine bu konuda süratle yatışmasını sağlayan efendim, yüce milletime, işte medya mensuplarına, Sayın Cumhurbaşkanı, Başbakan, yetkililerin hepsine teşekkür ediyorum. Büyük bir badireyi bu şekilde atlattığımızı kabul ediyorum. Bundan sonra önümüze bakalım. Peki. Çok teşekkürler efendim. Ben teşekkür ederim efendim. Çok zahmet ettiniz buralara kadar geldiniz. Sağ olun efendim. Teşekkür ederim. Genelkurmay eski başkanı emekli orgeneral Necdet Özel'le darbe girişimi sürecini, bugüne kadar olanları ve bundan sonra neler yapılması gerektiğini konuştuk Ankara'dan. Çarpıcı bir özel röportaj çıktı ortaya. Şimdi haber vermeye devam ediyoruz. Başbakan Binali Yıldırım 15 Temmuz darbe girişiminde 145'i sivil, 208 kişinin şehit olduğunu söyledi. Yıldırım operasyonlarda 7543 kişinin de gözaltına alındığını belirtti. Başbakanın bir ara Bakanlar Kurulu toplantısının yapıldığı salonda bu açıklamayı yaparken sesi titredi, gözleri doldu. Yani bakar mısınız? Yani çünkü bir de merkezden devamlı korsan mesajlar gittiğini o gece şahit oldum. Daha sonraki gün öğrendim ki efendim şikayetim komutanları ilan edilmiş. Atamalı listeler hazırlanmış. Atamalar yapılmış. Yani bazı askerler ya da komutanlar bu merkezden giden korsan mesajlar çerçevesinde harekete geçmiş olabilir. Yani olabilir diye düşünüyorum. Yani bir yani iyimser olmak istiyorum. Yani çünkü bu kadar arkadaşın yani böyle bir çılgınlığa, böyle bir ihanete girebileceğini düşünemiyorum ama. Yani acaba bunlar merkezden gelen şeyler hakikaten Ankara'da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesi Genelkurmay Başkanı mı bu işin içerisinde darbe yaptı ki bu mesajlar geliyor? Şeyine de kapılmış olabilirler diye iyi niyetli düşünmek istiyorum. Ama bilemiyorum. Şu anda ben tabii kimseyle görüşmüş değilim. Efendim şu anda tabii darbecilerin hiçbir ifadesini okumuş değilim. Bunlar sadece sizin gibi, değerli vatandaşlarımız gibi bir vatandaş olarak düşüncelerim, tahminlerim. Hiç kimseyle görüştünüz mü o 15 Temmuz'dan sonra komuta kademesinden?
Efendim sadece efendim serbest bırakıldıktan sonra komutan arkadaşlarıma geçmiş olsun dedim. O da telefonla. Kendileriyle henüz yüz yüze görüşmedim. Şimdi gözaltına alınan isimlerden bir tanesi de eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk ve hani darbe girişiminin de planlayıcısı olmakla suçlanıyor. Ne dersiniz, çalıştığınızda bir isim Akın Öztürk? Sadece şaşırıyorum. Sadece şaşırıyorum. Başka bir şey diyemem çünkü bizimle çalıştığı zaman içerisinde en ufak ne ben ne bugünkü komuta kademesindeki arkadaşlar. Hiçbiri bizde en ufak bir şüphe yaratmadı. Yani dolayısıyla şüphe yaratsa biz zaten o kişiyi efendim Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teklif de etmeyiz. Veya böyle bir şeyin altına da sorumluluğunu da yüklenmeyiz. Yani bütün arkadaşlarım kanaatıyla biz kendisini efendim Hava Kuvvetleri Komutanı yaptık. Ama Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndayken böyle bir şeysi varsa şimdi onu düşünüyorum. Yani sadece akıllı olarak yani beyinsel olarak bir düşünüyorum. Yani böyle bir niyeti varsa Hava Kuvvetleri Komutanı iken niye bunu yapmadı? Bunu da bilemiyorum. Sizce? Yani Hava Kuvvetleri Komutanı iken bütün hava gücü elindeydi. Yani komutanıydı. Şimdi bunlar işte yani bence cevap bulması gereken sorular. Ama Akın Paşa'dan biz hiçbir zaman devlet aleyhine yasa dışı bir hareket beklemedik. 2 sene boyunca efendim Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakan da bilirler. Bütün görevlerini en üst seviyede yapmış bir arkadaşımız. Yani şüphemiz olsa yani böyle bir yasa dışı bir hareketin öncüsü veya programcısı, planlayıcısı olduğunu bilsek zaten onu biz tutmayız yanımızda. Böyle bir şey olabilir mi? Üstelik gözaltına alınmadan önce de Hava Kuvvetleri Komutanı ile birlikte olduğu şeklinde de bilgiler var. Efendim yani onu da o şekilde öğrendim. Öğrendim. Yani Akıncılar da komutan arkadaşları oraya götürmüşler rehineleri. Orada Akın da oradaymış efendim. Orada beraberlermiş falan. Onu da tabii arkadaşlardan sonra öğrendim. Yani bunlar hepsi tabii şu anda flu olan işte şey bunlar. Çünkü bu kişilerin yaşayanlarına esas bu işleri sormak lazım. Onun için benim sadece bildiklerim o gün işte size baştan beri gece saat 22-23'ten itibaren sabaha kadar ve bugüne kadar şey yaptıklarım, anlattıklarım bunlar. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin büyük bir kurum, elbette milli bir ordu ve bugüne kadar da birçok benzer travmalar geçirdiğini tabii söylediniz ki en yakında zaten sizin Genelkurmay Başkanlığınız döneminde balyoz ve ergenekon süreçleri var. 1000'den fazla personel hakkında işlem yapıldı ki bunların rütbe almaları ve askeri hayatlarını da etkileyecek adımlar oldu ondan sonra. Şimdi balyoz ve ergenekonun geldiği süreç malum. Bu travmayı nasıl atlatır, Türk Silahlı Kuvvetleri nasıl etkilenir? Hem şunu soruyorum yani kurumsal kimlik olarak soruyorum hem de işlem yapılan personelin yerinin doldurulabilmesi açısından soruyorum. Şimdi efendim dediğiniz gibi işte balyoz olayından sonra zaten bunu biz yaşadık. Tabii şimdi travma biraz daha belki çap olarak büyük. Benim gördüğüm kadarıyla büyük. Ancak silahlı kuvvetlerin komutanları, şu anda komutan arkadaşlarıma güveniyorum. Onlar çünkü beraber de çalıştık, o süreçleri yaşadık. Aynı soğukkanlılıkla, aynı anlayışla efendim bu şeyi kısa zamanda atlatacaklarını düşünüyorum. Yani onlara güveniyorum. Tabii biraz zaman alacak. Biraz zaman alacak. Yani bir yaraların kapanması böyle çok kolay olmuyor. Yani biraz zaman alacak ama bunu başarırlar benim arkadaşlarım. Bunu başaracaklar. Yerinde kalanlar var. Onlar bu işi büyük ölçüde başaracaklar. Ben öyle inanıyorum. Yüksek Askeri Şura toplantısı var örneğin Ağustos ayında önümüzde. Efendim onlar zaten silahlı kuvvetlerin geleneksel bir sistemi o. Yani Genelkurmay Başkanlarına bağlı bir sistem değil o. Yüksek Askeri Şura çalışıyor. Bir röportaj var sırada. Funda Görey şimdi eski Genelkurmay Başkanı Necdet Özel'le konuşacak.
2011-2015 yılları arasında Genelkurmay Başkanlığı yapan emekli Orgeneral Necdet Özel'le 15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişimini ve etkilerini hem Türk Silahlı Kuvvetleri hem de Türkiye üzerindeki etkilerini konuşacağız. Efendim hoş geldiniz NTV yayınına. Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. O geceyle başlayalım isterseniz. 15 Temmuz gecesi haberi nasıl aldınız ve ilk tepkiniz, ilk düşünceniz ne oldu? Efendim öncelikle yüce milletimi, yüce halkımı saygıyla selamlıyorum. Kendilerine geçmiş olsun diyorum. Efendim bildiğiniz gibi Türkiye'de silahlı kuvvetlerimiz, Türk ordusu hukukun üstünlüğüne, anayasanın temel niteliklerine, evrensel olan ilkelere, insan haklarına her zaman saygı duymuş ve evlatları bu milletin bağrından çıkmış evlatlar olarak milli ordu vasfını koruyan ve yine halkımız tarafından bize yakıştırılan peygamber ocağı olarak vasıflandırılan çok önemli bir kurumdur. Bunu yüce halkımla bir kere daha paylaşmak istiyorum. Bu düşüncelere bugün emekli olmuş eski bir komutan olarak da aynen muhafaza ediyorum. Bu 15 Temmuz gecesi olan kalkışma hareketi hakikaten son derece üzücü, vahim sonuçlar doğuran, ülkemize, milletimize acı çektiren çok önemli bir olaydır. Ancak burada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kurumsal kimliğiyle yapılmış veya onun değerli komutan kademesi tarafından yapılmış bir hareket olmadığı da artık çok net olarak bugün anlaşılmıştır. Bu tabii işin sevindirici tarafıdır. Ben birçok açıdan yaşandı. Şehitler verildi. Öncelikle bu verilen şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine sabırlar diliyorum. Taziyetlerimi bildiriyorum. Yaralı arkadaşlarımız var. Tabii darbecileri kastetmiyorum. Bu darbeye karşı mücadele eden yaralılarımıza da acı şifalar diliyorum. Tesellim şu. Sonuçta bugün geldiğimiz noktada bu kalkışmanın çok kısa zamanda bastırılmış olması, ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temel varlığının, kurumsal yapısının, resmi yapısının halen devam ediyor olmasıdır. Bu çok önemli bir olay. Bunu ben şahsen belki de kendimi teselli etmek için bugün şu saatte size ifade etmek istiyorum. Diğer bir konu, halkımızın gösterdiği inanılmaz bir destek. Onun için de yüce milletime teşekkür ederim. Sayın Cumhurbaşkanı'nın gösterdiği cesarete, gösterdiği liderlik vasfına teşekkür ediyorum. Sayın Başbakan'a ve hükümet üyelerine teşekkür ediyorum. Medyaya teşekkür ediyorum. Bugün medyanın bütün kanalları tek vücut olarak bu konunun üzerine eğilmişler ve yayınlar yapmak suretiyle bu iğrenç olayı kınıyorlar. Ki doğrusu da budur. Bugün birçok kişi aynı şeyi söylüyor ama hakikaten bu konuda bir birlik günüdür. Bu birliği medyamızda da gördük. Efendim, daha sonra bazı siyasi parti başkanlarının yayınladığı mesajlarda da gördük. Bunlar sevindirici hususlar. Onun için ben Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere işte hükümet yetkilileri, medya ve yüce milletime teşekkür ediyorum ve kendilerini kutluyorum. Ayrıca bir teşekkürü de tabii bu işi de bastırmak için gayret eden Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerçek komutanlarını ve kahramanlarını da kutlamak istiyorum. Bugün belki onlar tam olarak bilinmiyor. Her zaman olduğu gibi Türk Silahlı Kuvvetleri personeli birçok konuda öne çıkmayı, kendini göstermeyi istemez. Geri planda kalmayı tercih eder. Bu arkadaşlarımı ben biliyorum. Dolayısıyla o arkadaşlarımı da bu yayını vasıtasıyla da tebrik ediyorum, kutluyorum. Gözlerinden öpüyorum onları da. Vahim sonuçlar doğurabilecek iğrenç bir olay sözleriyle aslında bu darbe girişimine karşı tepkinizi ortaya koydunuz. 15 Temmuz gecesinde de kışlaya dönüş şeklinde çağrılar geldi zaten. O geceye yeniden dönersek ilk duyduğunuz an, ilk tepkiniz ve düşünceleriniz? Efendim ben emekli olduktan sonra Ankara'da
kendi özel bir evimde yaşamımı sürdürüyordum. O gün o gecede televizyonda bir başka kanal seyrediyordum. Fakat İstanbul'dan bir akrabamın eşimi arayarak İstanbul'da köprülerin askerler tarafından kapatıldığı haberini eşim bana gelip söylediği zaman, o zaman televizyonda efendim kanallara dolaşmaya başladım ve o zaman Boğaz'ın o görüntüsünü o zaman gördüm. Tabii bu o anda bunu bir ihbar üzerine bir arama faaliyeti olduğunu düşündüm. Bir ihbar üzerine kesilmiştir, arayacaklar diye düşündüm. Aradan bir müddet zaman geçti. Bu sefer yine bir efendim parlamenter efendim beni arayarak böyle böyle Ankara'da jetlerin alçaktan uçtuğunu söyledi. Benim oturduğum Gölbaşı semtinden bunları duymam mümkün değildi. Duymadım. Bunun üzerine daha sonra bir hükümet yetkilisi beni aradı ve o hükümet yetkilisiyle görüştüm. Ondan sonra bilgi almak için komutanları aradım. Sayın Genelkurmay Başkanım'dan başlamak üzere. Hükümet yetkilisi size ne oluyor şeklinde? Evet, diyor, şöyle şöyle şeyler oluyor, ne yapacağız komutanım, ne yapmalıyız şeklinde bulundu. Ben de şu anda bilgi sahibi değilim şeklinde ifade ettim. Ama yani yapılacak şey, eğer böyle bir kriz varsa mutlaka bir kriz masası oluşturulmalı ve bu kriz masasında bu tedbirler görüşülmeli hemen şeklinde cevap verdim. Ondan sonra tabii işin detayını öğrenmek için komutanlarla irtibat kurmaya çalıştım. Maalesef Genelkurmay Başkanı, 2. Başkan efendim, Kara Kuvvetleri Komutanı Genel ve Jandarma Genel Komutanı ile irtibat kuramadım. Hava Kuvvetleri Komutanımızla kurdum. Hava Kuvvetleri Komutanımızın da Ankara dışında olduğunu öğrendim. Fakat fazla görüşemedim kendisiyle. İstanbul'da bir düğündeydi. Onu sonra öğrendim. Bir gün sonra öğrendim. Onu. Çok kısa bir konuşma yaptım. Kendisiyle ne oluyor, nedir devrisinden. O da ben bir şeyler oluyor ama daha işte biz de tedbir almaya çalışıyoruz şeklinde cevap verdi. Ondan sonra Deniz Kuvvetleri Komutanı'nı buldum. O da Ankara dışında bir yerdedir. Yerini de sormadım. Güvenli bir yerdeyim dedi. Ben de. Fakat işte şöyle şöyle dedi. İşte donanma komutanımızı da dedi, rehin aldılar falan dedi kendisi. Baktım bulduğum iyice artık vahim bir tablo içerisinde. Tabii o sıralarda tabii efendim atışlar yapılıyor, bombalar atılıyor vesaire falan durumlar var. Bunun üzerine Ankara'ya döndüm. Ama Ankara'da efendim dediğim gibi komutanlara hiçbirine rastlayamadım. İrtibat kuramadım. İstanbul'da ordu komutanı arkadaşımı aradım. Onunla devamlı sabaha kadar görüştüm efendim. Dolayısıyla ona bazı şeyler söyledim. Yani bazı şeyler yapması gerektiğini söyledim. Birinci ordu komutanı. Evet, Ümit Paşa'ya söyledim. Ve devamlı surette Ümit'le bir iletişim içerisinde oldum. Ve tabii bu aldığımız bilgileri, yaptığımız bilgileri de yine bir hükümetimizin değerli bir bakan arkadaşıyla sabaha kadar hep paylaştım. Şunu belki hatırlatmakta fayda var bu noktada. Birinci Ordu Komutanı Sayın Cumhurbaşkanı'nı arayarak, zaten Ankara'yı tam bilemiyorum, İstanbul'a gelirseniz daha güvenli olabilir. O konuyu ben Ümit Paşa'dan duymadım, almadım o konuyu. O konuyu da başından öğrendim daha sonra bu konuyu. Tabii isabet etti, bir hareket etmiş yani o anda. Eğer bu gerçekse kendisini de kutlamak lazım böyle bir şeyinden dolayı. Ondan sonra tabii Ankara'ya döndüm. Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanı'nı aradım. Özel Kuvvetler Komutanımız da bir düğünden efendim çıktığını, eve gittiğini, fakat birlikte irtibatının kesildiğini, birliğine gitmek için araç istediğini, araç geldiğini, bir kobra aracıyla birliğine giderken ateş yediğini spor okullarında ve hatta şoförünün yaralandığını bana söyledi. Fakat birliğine ulaşamadığını söyledi.
Ondan sonra benim eski koruma müdürüm var. Bir özel kuvvetlerde görevli bir albay arkadaşımı aradım. Onunla görüşme yaptım. Ve o bazı arkadaşları toplayarak efendim ki benim yanımda şu anda görevli iki tane özel kuvvetlerde görevli asubay arkadaşımı da ona vermek suretiyle özel kuvvetlerdeki o muhasarayı ortadan kaldırmak için oraya gittiler. Ve onlar sabaha kadar özel kuvvetleri ele geçiren bu hainlerle çarpıştılar. Birkaç şehidimiz oldu orada maalesef. Yaralanan arkadaşımız oldu orada. Ve sonunda özel kuvvetlere hakim oldular. Ondan sonra orayı temizlenme durumuna geçtiler. Efendim, bu tarafa geldiğim zaman tabii ben hala o saatlerde, sabah saatlerinde rehinelerin Genelkurmay Başkanlığı'nda sığınakta tutulduğunu duymuştum. O zaman arkadaşlarım bazılarına dedim ki bir araya gelin. Jandarmada bir arkadaş vardı. Efendim, Ankara Merkez Komutanı vardı. Efendim, Ankara'da bir korgeneral arkadaşım vardı. Bir araya gelin de hani bir güç oluşturun. Yani öncelikle o zaman Genelkurmay Karargahı'ndaki bu komutan arkadaşları, bu rehineleri kurtaralım, bir plan yapın. Yani hayati şey bu. İkinci bir şey de Ankara'da sağa sola bomba atan efendim hava araçlarının efendim durdurulması, susturulması konusu vardı. Onu yapmak için de tabii girişimlerde bulunduk efendim. Fakat tabii burada ulaşamadık, hiçbir hava üssüne, hava meydanlarına ulaşamadık. Dolayısıyla bu böyle tabii sabaha kadar bu şekilde devam etti. Dolayısıyla benim o gün efendim böyle bir bu işe müdahil olmam gerekti. Öyle hissettim efendim. Dolayısıyla bunu da bir söylediğim arkadaşlarım şahittir, biliyorlar benim o saatte neler yaptığımı. Ondan sonra tabii bir arzu üzerine efendim NTV'ye kanalımızla kısa bir açıklama yapmam istenince ben o açıklamayı yaptım. Ve tabii bunlar bugün atlatılmış olmanın tabii şeyini yaşıyoruz. Bu bizim üzüntümüzü bir nebze olsa azaltıyor ama ben şunu ifade ediyorum. Silahlı kuvvetlere 46 yıl hizmet etmiş bir kişi olarak 2008 yılında başlayan ve silahlı kuvvetlerimiz üzerinde çok önemli travma yaratan büyük bir olayı atlattıktan sonra tekrar böyle bir olayla karşılaşmak beni son derece üzmüştür. Hatta şaşırmıştım. Her isimleri gördükçe bir şey alt yazılarda işte şu gözaltına alındı, bu tutuklandı vesaire deyince şaşkınlığım gitgide artma noktasına ulaşmıştır. Ama ben bir kanala daha ifade ettiğimi halkımdan özür dileyerek söylüyorum. Ben eğer varsa bu arkadaşlarımı hakkımı helal etmiyorum. Bir kişinin komutanına bu şekilde, silahlı kuvvetlerdeki bir komutanına bu şekilde muamele yapıp yere bitirip başına tabanca dayaması, gözlerini bağlaması, bilmem ellerini bağlaması konuşunu kesinlikle kabul etmem. Ama şimdi tabii iş adalete intikal etmiştir. Her zaman inandığım hukukun üstünlüğüne yine inanıyorum. Yine ben hukuk adalete inanıyorum. Mutlaka ve mutlaka bunun aktörleri, senaristleri kimlerdir? Arkasında kim vardır? Sayın Cumhurbaşkanımın bulduğu bir ifade var, üst akıl. Bu üst akıl kim veya kimlerden kurulu? Bu nasıl bir oluşum bu şekilde geldi de bu birleşerek bu işi yaptı? Bunların tabii ortaya çıkarılması çok önemli. Herkesin sorduğu soru bu zaten efendim. Şu anda eğer rakam değişmediyse 103 general ve amiral gözaltında. Elbette gözaltı işlemlerinin ardından sorgular ve dava süreci olacak ama 358 general ve amiral olduğunu düşündüğümüzde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne 1/3 gibi bir rakama geliyor. Çok ciddi bir rakam. Nasıl oluyor da bu komuta kademesinin 1/3 böyle bir darbe girişiminin içinde oluyor ve şu anki suçlama itibariyle söylüyorum Fethullahçı terör örgütünün üyesi haline geliyor. 4 yıl Genelkurmay Başkanlığı yapmış bir isim olarak size bunu sormak isterim.
Evet, yani haklısınız, yani bu soruyu sormakta haklısınız. Şimdi biz tabii 2011'de göreve geldiğimiz zaman da bizim önümüzde böyle bir tablo vardı. Yine önemli bir travma. Birçok komutan efendim görevden alınmış, tutuklanmış efendim. Dolayısıyla o boşlukları biz ancak 3-4 senede kapatabildik. Tabii bütün bu bilgiler, bunlar ele geçen bütün bilgiler değerlendirilerek istihbarata dönüştürülüyor. Ve bu istihbarat bilgileri de tabii hukukçularımıza danışıyoruz. Yani şu elimizdeki bilgiye ne işlem yaparız, sizin hukuk mütalaanız nedir bu konuda diyoruz. Dolayısıyla onlar bize hukuki mütalaalarını söylüyorlar. Ve biz de tabii bu doğrultuda yapıyoruz. Mesela bu konuda silahlı kuvvetlerin arşivlerine bakarsanız, ben bunu zaten görevim esnasında devlet büyüklerimizle paylaştım. Bu konuda bu terör örgütünün, FETÖ dediğimiz terör örgütünün daha 80'li yıllardan beri yani silahlı kuvvetleri içine sızmaya çalıştığı, sızdığı, fakat bu şekilde bir boyutunu tabii olayı görünce daha büyük anlıyoruz, daha iyi anlıyoruz. Ve bu konuda Yüksek Askeri Şura kararıyla ihraç ettiğimiz kişiler de var. Burada. Yani, dolayısıyla birçok kişi idari yollarla da silahlı kuvvetleri ilişkini kestik bunların. Ama son zamanlardaki bu tablo hiç kimsenin beklemediği bir tablo. Kendilerini çok iyi sakladıklarını mı düşünüyorsunuz? Efendim zaten öyle olmasa, gördüğünüz gibi komutanların en yakınında çalışan kişiler, yıllarca çalışan kişiler, bu işleri yapanlar, komutanlara bu işkenceyi yapanlar. Yani bu hakikaten önemli bir konu. Yani demek ki ya gizlenmiş, ama dediğim gibi bunun altında yatan sebepler ne? Kimler tarafından yönetildi? Bu olay kimler tarafından düzenlendi? Ve bu kadar kişi bu işe nasıl girdi? Çünkü ben mesela o gün yine bir arayışlarım esnasında bir ordunun ordu komutanıyla da görüşemeyince kurmay başkanını buldum. Kurmay başkanını da diyor ki efendim kara kuvvetlerinden ben mesaj aldım diyor. Şöyle 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 yapacağım diyor. Sükuneti mi ilan edeceğiz diyor. Ben arkadaşa dedim ki bunlar korsan yayınlar. Sakın bu mesajlara inanma. Ordu komutanının, efendim ordu komutanı aynı talimatı veriyor bana. Ben efendim kara kuvvetlerin emrini yapmak istiyorum. Ya sen ordu komutanına bağlısın. Ordu komutanı sana yapma diyorsa sen o mesajı yırtıp atacaksın kardeşim. Sonra duyuyorum ki o kişi tutuklandı. Yani benim telefon görüşmem zaten kesildi onunla. Bir gürültüler oldu. Kapandı telefon. Ondan sonra ben ordu komutanı beni aradı. Ordu komutanı durumu anlattı barışma sistemi. Daha bizim büyüklerimizden itibaren gelmiş, yasası belli olan bir sistemin içinde. Yani Yüksek Askeri Şura hazırlıkları 8 ay 9 ay sürüyor. Bütün bir yıla yayılıyor. Birçok kişinin, birçok generalin anketleri, görüşleri alınıyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Şu anda ismi geçen, darbeci olarak ismi geçenler hakkında hiçbirinin Yüksek Askeri Şura'ya geldiğimiz zaman çalışmalarda en ufak bir menfisi yok. Ve bunların hazırladığı anketler, yani Genelkurmay Başkanı olarak ben şahsım adına konuşayım. 5 sene girdim Yüksek Askeri Şura'ya ve 5 senede yani komutan olarak girdim ama 2007'den sonra terfi ettikten sonra da girdim tabii. Ama komutan olarak 5 şurada bulundum. Ama bu şurada önüme getirilen ve bütün arkadaşların ortak aklıyla hareket ettik. Yani arkadaşlarımı tek tek sorarak onların tercihlerine göre biz şuraya getirdik ve şurada tartıştık. O zaman şuranın başkanlığı olan sayın başbakanları bilirler. Ve orada şuranın kendi gelenekleri çerçevesinde her kişi ne yapılıyor? Ortaya koyuyor safahatı ve onunla ilgili komutanının kanaatini o konuşuyor efendim.
Onunla şu oynama yapılıyor ve bunlar tutanaklara geçiyor. Ve sonunda da biliyorsunuz listeler bütün yüksek askeri şura başbakanı dahil imzalanıp Cumhurbaşkanı onayından geçip de yürürlüğe giriyor. Bu böyle bir titiz çalışma var ortada. Şimdi, ve o dolayısıyla yani bu şahısların zaten o gün en ufak bir bilgileri olsa orada zaten görüşülmez bile bunlar. O bakımdan yani bizim zaten benim de en çok hayret ettiğim nokta bu. Yani, çok iyi kendilerini sakladıkları mı yoksa hepsi bu yapılanmanın içinde değil gibi mi? Öyle gözüküyor. Yani çok iyi sakladıklarını söyleyebiliriz bu durumda. Geldiğimiz noktada böyle. Yani saklamasa zaten ihraç ederiz. Ordu içinde kendini çok iyi sakladılar kısmı evet altı çizilecek noktalardan biri açıklamalarınızda ama şunu da merak ediyorum bu 15 Temmuz girişimi öncesinde başka kurumlar da var elbette emniyet var, Milli İstihbarat Teşkilatı var, bir istihbarat zafiyeti sizce var mı haber alınamamasına dair? Şimdi efendim bu çok konuşuluyor, bu IŞİD'le mücadelede de DAEŞ'le mücadelede, PKK ile mücadelede, örgütlerle mücadelede falan hep bu konuşuluyor. Türkiye'de bir şey olduğu zaman hemen diyorlar ki efendim istihbaratı. İstihbarat zafiyeti. Şimdi istihbarat nasıl elde edilir? Bu önemli bir konu. Haberler nereden gelir? Bu şeylere, mercilere. Bu mercilerde bunlar nasıl kıymetlendirilir? Nasıl değerlendirilir? Bu haberler nasıl istihbarata dönüşür? Bunlar önemli yani. Dolayısıyla her geldiği şeyde istihbarat zafiyeti deniyor. Niye haberler yok? Niye bilmem neler yok falan. Öyle söyleniyor. Şimdi öyle bir şey ki yani kurumlara bilgilerin gelmesi lazım. İki, yasalarımıza göre dinleme yapacaksınız. Yasa gereğince, kanun gereğince dinleme yaparsınız. Mesela. İnsan istihbaratına dayandırıyorsunuz veya elektronik istihbarata dayandırıyorsunuz. Bu bilgiler geliyor. Yani benim görev yaptığım zaman da benim gerek Milli İstihbarat Teşkilatı gerek Emniyet Genel Müdürlüğü ile hiçbir problemimiz bizim olmadı. Çok yakın işbirliği ve koordinasyon içinde çalıştık. Hiçbirimiz birbirimizden de bilgi saklamadık. Hatta müşterek bir istihbarat koordinasyon merkezi kurma teklifini de ben yaptım. Ve kuruldu. Ve bunun da koordinasyonu Milli İstihbarat Teşkilatımız üstlendi. Yani dolayısıyla gelen bilgiler önemli. Bu bilgilerin tabii kıymetlendirilmesi, değerlendirilmesi ve istihbarata dönüşmesi ve ilgili kurumlara gitmesi. İlgili kurumlardan bize geliyor ama gelen bilgiler hukuki bir nitelik taşıyor mu, taşımıyor mu? Önemli olan konu bu. Bu sefer o gelen bilgileri biz tabii hukukçularımıza danışıyoruz. Biraz önce anlattım. Yani de hukuken de tabii bir talasını alıyoruz. Diyoruz ki efendim bunu ne şekilde işlem yapmalısın? Ya idari işlem yapıyoruz ya adli işlem yapıyoruz. Şimdi idari işlemi kim yapacak? Önce mesela kuvvetlerin personeli olduğu için kuvvet komutanlıkları yapacak. Yani göreve geldiğim zaman ilk yaptığım şey disiplin kanununu değiştirmek oldu. Yeni bir disiplin kanunu çıkardık. Ve yüksek disiplin kurulları kurduk. Bu yüksek disiplin kurullarında konular incelenecek, onlar karar verecekler. Onay için genelkurmaya yollayacaklar. Ve biz de bunları onaylayacağız. Ondan sonra da bunlara işlem yapacağız. İdari konu böyle yürüyor. Süreç böyle yürüyor ama bu girişimle ilgili önceden istihbarat nasıl alınamadı? Yani anlık istihbarat nasıl alınamadı sizce? Onu bilmiyorum. Yani şimdi bu tabii benim 8-9 aylık bir şeyim var. Son zamanlardaki tabii çalışmaları bilmiyorum ama benim dönemimden farklı bir durum olduğunu da düşünmüyorum. Kısa bir zaman içerisinde düşünmüyorum ama yani belli ki tabii bir bilgi alınamamış. Sorun olmuş. Onu gösteriyoruz. Yani bugün geldiğimiz noktaya baktığımız zaman ama bunu siz efendim bana cuma akşamı sorsaydınız daha fluydu durup bilemiyordum ama 2 gün 3 gün geçti aradan. Bugün rahatlıkla bunu söyleyebiliyoruz efendim. Niye haberleri olmadı? Niye bilgi sahibi olmadılar? Konusu var. Onu ben bilmiyorum. Yani onu tabii efendim ilgili arkadaşlarımızın bunu